Teknoloji Okulu'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda kablosuz kulaklık alırken nelere dikkat etmeliyiz? Biraz bu konudan bahsetmek istiyorum. Bu konudan bahsetmek istememin nedeni şu arkadaşlar. Genellikle biz kablosuz kulaklık incelemesi yaptığımızda işte benim telefonum şu, bu telefonla çalışır mı? Ben şu telefonu kullanıyorum, acaba kullanırken sorun yaşar mıyım? Bu kulaklık kulağımdan kayar mı, çıkar mı gibi sorularla karşılaşıyoruz. Bu yüzden de böyle bir video çekmek istedik sizlere. Şimdi arkadaşlar, öncelikli olarak şu konuya bir açıklık getirelim. Günümüzde universal bir durum söz konusu. Yani aldığınız X marka bir kulaklık, örneğin Redmi Buds Pro bir kulaklık var şu anda. Redmi Buds 5 Pro. Bu Xiaomi'nin Redmi markası ile birlikte çıkardığı son kulaklıklardan bir tanesi arkadaşlar. Mesela ben bu kulaklığı iPhone'umda kullandım. Herhangi bir sorun, sıkıntı yaşamadım. Farklı Android cihazlarda kullandım. Onlarda da herhangi bir sorun çıkmadı. Yani bu kulaklığı ben rahat bir şekilde özelliklerini de kullanarak farklı telefonlarda kullanabiliyorum. Bu durumda herhangi bir sorun ya da sıkıntı söz konusu olmuyor. Fakat burada bir fakatımız var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, burada bir AirPods Pro var ve tabii ki Huawei FreeClip var. FreeClip benim tasarımıyla da çok beğendiğim bir kulaklık. Şimdi şöyle bir durum söz konusu olabiliyor arkadaşlar. Örneğin Apple AirPods Pro. Bu kulaklığı farklı cihazlarla kullanırken bazı sorunlar yaşayabiliyorsunuz. Bu sadece Apple'ın kulaklığında söz konusu olan bir durum değil arkadaşlar. Bunu sizlere belirtmek istiyorum. Genel olarak bazı kulaklıklarda üst seviye özellikler varsa, nedir bu, şeffaf mod gibi, işte dokunmatik kontroller gibi, bu tarz özelliklerin olduğu kulaklıklarda zaman zaman telefonunuza ya da telefonunuzun kullandığı işletim sistemine bağlı olarak çeşitli sorunlarla karşılaşabiliyorsunuz. Fakat şu var arkadaşlar, eğer bir Android telefon üreticisinin kulaklığını alırsanız, yani nedir, örneğin Redmi Buds 5 Pro, bu kulaklığı herhangi bir Android cihazıyla kullandığınızda herhangi bir sıkıntı yaşamanız çok da olası değil. Yani problemsiz bir şekilde bu kulaklığı tüm Android cihazlarla kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu noktada Huawei'ye ayrı bir parantez açmak istiyorum. Biliyorsunuz Huawei'nin halihazırda Google desteği yok. Burada kafanıza şu soru işareti takılabilir. Ya ben Huawei'nin kulaklıklarını çok seviyorum. Ama acaba Huawei kulaklıkları benim Android cihazımda herhangi bir sorun, problem çıkarır mı? Çıkarmıyor arkadaşlar. Ben FreeClips'i Samsung cihazlarda kullandım ve Samsung cihazlarda herhangi bir sorun çıkarmadı. Biliyorsunuz FreeClip'te teninize dokunduğunuzda kontroller harekete geçiyordu ve böyle bir özellikte dahi sorun çıkarmadan Huawei kulaklığını kullandım. Burada bir parantez açmak istiyorum. Huawei'nin diğer kulaklıklarında da herhangi bir problem çıkmıyor arkadaşlar. Yani eğer bir Android kullanıcısıysanız Huawei'nin hangi kulaklığını alırsanız alın, rahat bir şekilde telefonunuzda tüm fonksiyonlarına hakim olarak kullanabiliyorsunuz. Ama aynı şeyi AirPods Pro için söylemeyeceğim arkadaşlar. Yani siz bir Android kullanıcısıysanız bu kulaklığı almanızın çok bir mantığı yok. Çünkü verimsiz çalışıyor. Sadece tanıtabiliyorsunuz. Ses bazen geliyor, bazen gelmiyor. Kontroller tam olarak çalışmıyor. Zaten şeffaf mod falan hak götüre. Yani kullanamıyorsunuz. O yüzden bir Android kullanıcısıysanız Apple ürünlerinden uzak durun. Bunu size net bir şekilde söylüyorum. Peki üçüncü parti geliştiriciler nedir? Jabra'dır, JBL'dir. Bu tarz kulaklıklarda arkadaşlar, örneğin Jabra. Geçtiğimiz günlerde test ettik. Kulaklığın incelemesinde yayınladık. Bu tarz kulaklıklarda zaten özel bir uygulama geliyor. Yani bu uygulamayı indirip en ince ayarları bile yapabiliyorsunuz. Örneğin ben Jabra'yı hem iPhone'da hem Android'de, yani hem iOS'te hem Android'de test ettim ve uygulamayla çok stabil bir şekilde çalıştığını gördüm. Burada şeffaf mod ya da diğer modlara geçişi uygulama üzerinden rahat bir şekilde gerçekleştirebiliyorsunuz. Ayrıca kulaklığın dokunmatik kontrollerini de bunlara atama yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Ama burada bir ama var. Uygulamayı yüklemezseniz o zaman kulaklığı verimli bir şekilde kullanamıyorsunuz. Nedir? Sadece kulaklığı tanıtıyorsunuz. Tamam, ses geliyor, eyvallah, ama kontrolleri kullanamıyorsunuz. Şeffaf moda geçemiyorsunuz. Diğer modların arasında geçiş yapamıyorsunuz vesaire gibi sorunlarla karşılaşıyorsunuz. Size diyeceğim şu. Eğer bir kulaklık aldıysanız öncelikli olarak uygulaması var mı yok mu, buna bir göz atın arkadaşlar. Örneğin Samsung kulaklık aldığınızda Wearable uygulaması var. Bu uygulamayı indirmeniz gerekiyor. Huawei'nin bir cihazını aldığınızda Huawei Health var mesela. Huawei'nin saatini aldığınızda Health uygulamasını indirmeniz gerekiyor. Yani uygulamayı indirdiğinizde pek çok sorunu aslında çözmüş oluyorsunuz. Dolayısıyla bu noktada Huawei kulaklıklarda kafanızda hiçbir soru işareti olmasın arkadaşlar. Dediğim gibi Android kullanıcısıysanız gönlünüz rahat bir şekilde bunu alabilirsiniz. Jabra JBL gibi üçüncü parti, ya telefon geliştirmiyor ama bu markanın kulaklıkları var. Bunları da alabilirsiniz arkadaşlar. Bu kulaklıklarda da herhangi bir sıkıntı yok. Biliyorsunuz Sony olsun,
Jabra olsun, JBL olsun çok üst seviye kulaklıklar üretiyorlar ve bunların fiyatlarına baktığınızda böyle 6-7 bin liralık kulaklıkları var. Şunu düşünebilirsiniz, ya ben bu kulaklığı 6-7 bin lira vereceğim ama telefonumda tüm özelliklerini verimli bir şekilde kullanabilecek miyim? Genel itibariyle biz test ettiğimiz kulaklıklarda mesela Jabra'nın test ettik, JBL'in geçmişte test ettik, Sony'nin geçmişte test ettik ve uygulamasını indirdiğimizde gerek iOS tarafında gerek Android tarafında hiçbir sıkıntıyla karşılaşmadık arkadaşlar. Dolayısıyla bu tarz markaların, üst seviye markalardan bahsediyorum. Bakın bu önemli. Yoksa bir teknoloji markasına gittiğinizde no name bir sürü kulaklık var. Bu kulaklıklara kefil olamam. Ama dediğim gibi üst seviye markalarda, uygulaması olan markalarda herhangi bir sorunla karşılaşmadığınızı size gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Şu an Xiaomi'nin kulaklıkları biliyorsunuz fiyat performans kulaklıklar zaten. Ve bu kulaklıklar da genel olarak Android telefonlarda çalışıyor arkadaşlar. Yani Android cihazlarda herhangi bir sorun olmadan bu kulaklıkları çalıştırabiliyorsunuz. Ama hani bir iPhone'unuz varsa dediğim gibi birçok özelliğini kullanabiliyorsunuz. Ama zaman zaman kopmalar vesaireler olabiliyor. Bunları da göz önüne bulundurmanız gerekiyor. Gerçi iPhone'a o kadar para verdikten sonra iyi kötü bir AirPods kulaklık alabilirsiniz. Sonuçta AirPods Pro almanıza gerek yok yani arkadaşlar. Baktığınız zaman Apple'ın da bütçe dostu eski nesil kulaklıkları hala internette satılmakta. Tamam belki Apple'ın sitesinde satılmıyor ama bugün bir e-ticaret sitesine girdiğinizde eski nesil AirPods kulaklıkları rahat bir şekilde bulabiliyorsunuz. Siz de tavsiyem Apple kullanıyorsanız Apple'ın ürünlerinden şaşmamanız gerektiği. Evet, bu videomuzda arkadaşlar kulaklıklarla ilgili kablosuz kulaklıkların yanıt vermeye çalıştık. Eğer sizlerin de bu konu hakkında yorumları varsa bu videonun altında bizlerle paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın diyorum sizlere. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.